Aslanlı, bunlar senin yiğitlerin değil mi? Öyle. Benim askerlerim nerede? Fikrimi değiştirdim. Bir müddet misafirim olacaksınız İsmet Bey. Ne kadar müddet? Ankara istediklerimi verene kadar. Şaşırmadın hiç. Aslanlı inşallah beni şaşırtır demiştim. Olmadı. Bugün Ege'nin küçük bir koyunda teknelerinde ilaç taşımaktan başka hiçbir suçları olmayan kadınları öldürdük. Tetiği ben çektim. Ben öldürdüm hepsini. Silahı kendi kafama doğrultmam gerekirken onlara doğrulttum. Zavallı kadınlar birer yaprak gibi düştüler yere. Kimi sadece inledi, kiminin sesi bile çıkmadı. İçlerinden birinin bebeği ölmemişti. Alıp bir ağaç kovuğuna sakladı. Yaşıyor mu bilmiyorum. Ancak Tanrı'dan tek dileğim, o küçük, masum bebeğin ömrünün benimkinden uzun olması. Mr. Hamilton? Spiro'nun intiharıyla alakalı çok mühim bir belge yakaladığını düşünüyorum. Türk-Yunan Savaşı, Türk İç Savaşı'na dönüşmek üzere general. İsmet Bey, bir müddet misafirimiz olacak. İsmet Bey, istediği zaman gitmek üzere mi burada? Yoksa Ankara taleplerini reddederse öldürülmek üzere mi? Hepimiz savaştayız. Mehmet idam edilirse onun kanı senin ellerine buluşacak. Mecburum seni korumaya, sen istesen de istemesen de. İstemiyorum o vakit. Değmem, kızımla münasebetinin farkındayım. Yakup, senin karşında çocuk yok. Öyle tahta kesiyle olacak yara değil ya. Savaş zaten yeteri kadar acı veriyor insanlara. Siz de imkansız bir hayalin peşinden koşup başka acılara sebep olmayın. Az sonra Ankara'da telgrafın diğer ucunda Mustafa Kemal Paşa olacak. Eğer Paşa emrederse gidip İsmet Bey'i de aslanın çiftliğinden kaçıralım. Yıldayım, bunun neticeleri... Neticesi ne olacak Yakup? Paşa emrederse yapacağız. Ailelerimizi ardımızda bıraktık. Bu vatan bizim ailemiz oldu Ayşe Hanım. Benim kurtulmak için bir planım var. Müstemen Leon, baskını siz kumanda edeceksiniz. Sandıkları bomba yerleştireceksiniz. Ben kaçarken o katil ordunun askerleri de ölecek. İleri bombadan bahsetmeyeceksiniz. Yoksa illa mani olur. Sizin gibi bizim de meselemiz vatan. Siz ne yaptınız? Vatansınız.